Açık ve Net'ten herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton. Leyla Alaton biliyorsunuz Türkiye'de güçlü iş kadını deyince akla gelen ilk isimlerden biri. Geçtiğimiz hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadına yönelik şiddet ve kadın haklarına dikkat çekmek için rapçi Fuat Ergin'le beraber "Kızım Susma" diye bir parça seslendirdi. Çok dikkat çekti. Tamam, kadın hakları diyor. Peki Leyla Alaton kendi hayatında erkek egemen sisteme ne derece direnebiliyor? İshak Alaton gibi güçlü bir figürün kızı olması, Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi olması onu gerçek anlamda güçlendirdi mi? Yoksa o da ezilen bir kadın mı? Ayrıca tamam, kadın hakları konusunda çok duyarlı ama peki ya başka meseleler? Örneğin siyaset, demokrasi, özgürlükler tartışmasında ne düşünüyor, nerede duruyor? İşte bugünkü programda onu bütün bunlarla yüzleştireceğim. Hadi başlayalım. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Rapçi Fuat Ergin'le bir klip çekmişsiniz, "Kızım Susma" diye. Nereden çıktı fikir, nasıl başladı? Önce onu sorarak başlayalım. Fikir nereden çıktı? Bir röportajdan çıktı. Business Woman Türkiye dergisiyle röportaj yaparken yönetmeni, sahibi bana "bir rap projem var, yapar mısınız" dedi. Ben de pek nazlanmadan "yaparım tabii" dedim. Daha önce şarkı söylemişliğiniz var mıydı? Hayır efendim, hiç sözler nasıl çıktı? Hayır, hiç öyle bir şeyim yok. Fakat ben kendimi zorlamayı, yeni projeleri ve özellikle de böyle bir sosyal sorumluluk projesi olduğu sürece zaten kendimi böyle sulara atmaya dünden razıyım sanki. Bu da öyle gelişti. Tabii ki Fuat gibi çok iyi bir hoca aynı zamanda ve tanınmış bir sanatçımız eşliğinde, onun kılavuzluğunda bunu yapmam tabii ki olaya çok daha büyük bir heyecan ve istek kattı. Zorlandınız mı böyle ses işin içine girince? Yani o benim tabii ki çok moralimi düzeltti. Yani benim hani yapabileceğim, normal bir vatandaş en iyi bunu yapabilir hissettim yani. Fena değilim ama sahnelerde geçmeyecek bundan sonraki hayatım, onu da biliyorum. Fakat çok yardımcı oldu. Bir de ben rap'in bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Yani bu kadar güçlü mesaj verdiğini yaşadım. O bana çok büyük zevk verdi. Ve biliyorsunuz ya 30 senedir ben bu kadın hakları savunucusuyum. Bir aktivist sayılırım. Ve bu şarkı sözleriyle o kadar güzel verebildik ki bu mesajı, tekrar bir kere daha inandım. En iyi sanatla veriliyor mesajlar. En yumuşak, en güzel, en içten, en sahici sanatla veriliyor. Bu proje aslında bir otomobil firmasının sponsorluğunda gerçekleşti ve son yıllarda da şöyle baktığımız zaman işte kadın hakları, çocuk hakları, eğitim gibi konularda bu tür firmalar hep böyle reklam filmleri çekiyorlar. Özellikle 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nde de çok yaygın. Bunu böyle bir tabiri caizse reklam malzemesi olarak kullanıyorlar mı, yoksa gerçekten duyarlılar mı? O tarafı hakikaten beni ilgilendirmiyor desem yalan olmaz. Çünkü onların varlığını bile ben çok sonra öğrendim. Hiçbir önemi yok diye düşünüyorum. Mühim olan bu projenin gerçekleşmesi. Mühim olan bu projenin uyandırdığı duygular, uyandırdığı, gıdıkladığı duygu ve istekler ve kadınların bir uyanışa daha gelmeleri. Yani buna otomobil firması vermiş oluşması için parayı... Aynı zamanda iş dünyasında olduğunuz için hani böyle bir hakikaten duyarlılık bakın, mı artıyor, yoksa bir yeni bir trend mi oluştu? Ben aslında damarlarımda halkla ilişkilercilik akıyor. Yani ben en çok güzel bir şeyin duyurulması noktasında bir uzman olduğumu iddia edebilirim. Yani dükkan doluysa vitrin ona uygun olmalı. Vitrin iyiyse ve dükkanda bir şey yoksa o da yanlış. Yani dükkanla vitrin çok dengede olmalı. Şirketlerin görüntüsüyle de bu ilgili. Yani senin ne olduğunla nasıl görüldüğün denge içinde olmalı. Yoksa sırıtıyor ve sürdürülebilir olmuyor. Tabii kadın meselesi deyince son günlerde en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de Hülya Avşar'ın sözleri oldu. Kadın çalışılsa da yine de evde çocuğuna baksın, evde yemeği yapsın, asıl erkek çalışsın dedi ve bu sözleri çok tepki topladı. Leyla Alaton ne düşünüyor Hülya Avşar'ın bu sözleri hakkında? Beni başka bir kadın için yanlış düşünüyor, kötü düşünüyor, haksızdır dedirtmeyecek kimse. Bunu da söylemiyorum. Hülya Avşar'ı söyledikleri kendisini bağlar. Hepimiz ayrı düşünebiliriz. Hepimizin ev hayatı, erkeklerle olan ilişkileri farklı. Ve bu o kişinin karakterinin bir parçası. Hülya Avşar'dan bağımsız olarak sorayım. Bu sözleri bir erkek söylemiş olsaydı veya X kişisi söylemiş olsaydı altına imzanızı atar mıydınız? Hiç kimsenin sözünün altına imzamı atmam. Her konuda kendi görüşüm var. Çok büyük tepki çekti çünkü Hülya Avşar'ın bu sözleri. Siz kadın hakları için mücadele eden biri olarak işte böyle daha evde dominant bir erkek, ev işleriyle çocukla ilgilenen bir kadın modeline, zihniyetine nasıl bakıyorsunuz? Dediğim gibi ev hayatı insanın kendi ailesini bağlar. Çok ama kadın büyük, erkek eşitsizliğinin temelinde tam da o evin içindeki dengesizlik yapmıyor. Çok büyük CEO'lar tanıyorum ki evde dolma sarıp çocuğunun bütün işlerini yapmaya halen gönüllü ve çok istekli olan. Bu iyi bir dolayısıyla şey mi? Bu kendisini bağlar. O kadını bağlar. O kadının seçimidir bu. Niye karşı çıkalım? Bir insan gayet domestik ve gayet kedicik ve geyşe olmak isteyebilir. Bu onu bağlar. Bu onu kötü yapmaz ki. Erkek egemen olmalıdır. Erkek de ben evin yemeğini yapmak istiyorum. Ben evin yemeğini yapmayı seviyorum. Ben karıma kahvaltıyı kurmayı, çocuklarımı ben uyandırmayı seviyorum demesi onu kılıbık yapmaz ki. İnsanları niye böyle kategorize edelim? Kaldı ki evlerinde bari rahat olsunlar. Yani evin içinde kadınların bunları yapıyor olması gönüllü bile olsa sizce sorun değil, doğru mu anlıyorum? Kadın ne istiyorsa yani o aile içinde. Hayır efendim, ben seçmeyebilirim. Ben mesela mutfağa girmem. Ben mutfağı sevmem. Ben mutfakta geçirdiğim zamanı boş zaman olarak düşünürüm. Çünkü bunu o kadar büyük bir emek var ki orada ve o kadar çabuk yutulup yeniliyor ki yazık buluyorum yani. Kim yapıyor evde bu işleri peki? Benim kendi 28 senelik adamım yapıyor. Bir erkek çalışanım. Evet ama 28 senedir. Ve çok güzel yapıyor. Ben ondan daha iyi yapamayacağıma göre niye ben yapayım yani? Merakım da yok. Ama alkışladığım kişi... Yemeği en iyi kadın yapar, evde de kadın çalışan. Olur mu öyle şey ya? Olur mu? Bolulu ahçılar diye bir konsept var yani, hepsi erkek. Daha yeni girdi kadın resmi olarak mutfağa, rica ederim. Daha yeni görüyoruz kadınları şef rolünde, hizmet rolünde. Bunlar çok yeni şeyler. Sizin zihin dünyanız çok iyi anlaşılsın diye soracağım. Kadının yeri işte çocuğuna bakmaktır, evidir. Görevi hayır, çocuğuna hayır, bakmaktır, eşittir, annelik yapmaktır eşittir, demiyorsunuz. Aileyi bağlar, ailenin düzeni içinde bunlar hallolur ve ailenin kendi özelidir diye düşünüyorum. Ben çocuk ve ev sorumluluğunu o çift kendi içinde dengeler, ayarlar ve rolünü paylaşır diye düşünüyorum. Onun için herkes, her aile kendinden sorumlu ve kendi doğrularına karar veriyor. Çocuklar da rol modeli olarak onu görüyorlar. O ailenin yanında büyüyorlar. Onlara göre erkek rol modeli baba oluyor, kadın rol modeli anne oluyor. Dolayısıyla Hülya Avşar'a biraz haksızlık mı edildiğini düşünüyorsunuz? Yok, sadece o, hayır hiç yanlış anlaşılmaya müsait şeyler söyledi. Ama zaten seviyor bunu Hülya. Leyla Alaton'un 2 tane oğlu var. Onları doğrudur. Kim yetiştirdi, kim büyüttü özellikle bebekken? Doğrudur, benim büyüttüm. Siz büyüttünüz. Evet. Eşiniz büyütmedi. Hayır ama eşim de boşanana kadar beraberdik. Beraberdiniz ama hani bu bakım meseleleri vardır ya, işte çocuğun altını temizlenmesi, mamasının yenilmesi. Hep şu vardır ya Leyla Hanım. Kadın işi bırakır, adam çalışmaya devam eder. Ay bebek büyüyünceye kadar kadın baksın. Bu durum sizin hayatınızda da böyle olmuş muydu? Ben işin şahsi boyutuna o kadar girmek istemiyorum. Çünkü her ev farklıdır, düzeni de farklıdır. Benim söylemek istediğim şey, yeni kadın, yeni Türk kadını, yeni insan, yeni çağın insanı artık öyle bir farkındalığa geldi ki Bu rolleri paylaşmak istiyor. Kaldı ki bugünün erkeği babalığını da tatmak istiyor. Iskalamak istemiyor. Eskiden kabul edilir bir şeydi. Çünkü kadın zaten onu dışlıyordu. Kendisinin de işine geliyordu. O şekilde ayrılıyordu. Bugünün çalışan kadını o rolleri artık paylaşmak istiyor. Cumartesisini hatta kendi özel işlerine ayırmak istiyor. Çocuğumuza sen ilgileneceksin hobileriyle bugün diyebiliyor. Bugün çocuk doğum günlerinde veya partilerinde veya sporunda artık iki cinsi de görebiliyoruz. Peki bu işin böyle mahallesi var mı? Mesela seküler kadın daha işte haklarına sahip çıkıyor, muhafazakar kadın eziliyor gibi bir ayrım var mı? Yoksa mesele işte böyle domestik işler, ev işleri, çocuk vesaire olunca her iki kadın da eziliyor mu? Artık bu kadını bu kadar aciz ve zavallı konumda ben olduğunu kabul etmiyorum. Kabul etmek istemiyorum ve kabul de etmiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, çocuklarımın ayağına bir şey götürdüğümde, diyelim bir portakal soyup götürdüğümde, başka hiçbir kadından bunu beklemeyin, ben bunu kendim için yapıyorum diyorum. Yani zannediyorum yeni nesil kadın özellikle bunların çok farkında. Çok daha dik duruyor, çok daha az ezilmiş duruyor ve çok daha farkında duruyor. Yani ben her şeyi yapmayacağım, ben süper kadın olma iddiasında değilim artık. Kimseye de kendimi beğendirmek zorunda değilim. Dolayısıyla limitlerimi biliyorum. Her şeyi dünyayı da ben kurtarmayacağım noktasında. Ben elimden geleni yapacağım ama artık yalnız başıma yapmayacağım bunları. diyor diye düşünüyorum. Muhafazakarmış, değilmiş hiç fark etmez. Ben kadın uyanışından bahsediyorum. 5 sene evvelki TED Talk'umda da budur. Tam o konuşmanızdan aslında bir şey söyleyeceğim. Çok hoşuma giden bir lafınız var o TED konuşmasında. Diyorsunuz ki sabah 9'da kızını baleye getiren bir baba gördüğümüzde adam için ay ne şeker falan diyoruz. Çünkü az. Çünkü bu erkeklerden pek yok. Aslında bu işte bale örneği bana biraz sosyetik kadınları da hatırlattı. Çünkü sosyetik kadın diye de bir kavram var ya artık hayatımızda. Bu yani üst sınıf sosyetik kadınlar, kadın erkek meselesinde egemen sisteme, erkek egemen sisteme ne kadar direnebiliyorlar? Yoksa orada da problem var mı? Ben benim çevrem sosyetik mi oluyor sizce? Tam onu soracaktım. Siz kendinizi sosyete olarak görüyor musunuz? Ben pek sosyetik olduğumu düşünmüyorum. Eğer siz HT Magazin sayfasından bahsediyorsanız, yani sosyetik derken çok da negatif ve yargılayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve o kadınların çoğunun çok üretken, çok becerikli bir ön yardım ve de %100 ve de çok yardımsever tamam ama üretken ve çok da ilerici kadınlar olduğunu bilmekte yarar var. Yani sosyetik deyip özellikle halk nezdinde bir yargılama ve bir düşmancılık desteklememeliyiz diye düşünüyorum. Özellikle üretken olduklarını düşünüyorum. Çok yeni marka vardır. O sosyetik dediğiniz kesimden çıkan, Instagram'a bakınız. Genç Türk kadını, yurt dışında okuyup gelmiş kadınlar artık kendi çanta, ayakkabı, mayo, bu markalarını yaratıp bir de yurt dışına ihraç ediyorlar. Çok güzel. Peki onların erkek konusundaki bilinçleri nasıl? Efendim? Onların erkek meselesi konusundaki bilinçleri nasıl? Ne gözlemliyorsunuz? Onu merak ediyorum. Büyük bir eşitlik istediklerini gözlemliyorum. Çok tanıdığım yok çünkü o ayrı bir yaş grubu. Benim çocuklarım daha orada değil. Benim arkadaşlarımın çocuklarından gözlemlediğim zaten kadınların çoğu ya avukat ya doktor ya dediğim gibi bir marka sahibi tekstilci ya bir akademisyen. Onlar artık tamamıyla bu eşitlik taraftarı ve o şekilde yönetiyorlar hayatlarını. Orada yani bir eski usul geyşalık durumu yok yani. Biz eşitiz, ikimiz de eve parayı getiriyoruz, eşit bölüşürüz sorumlulukları durumu var. Sıhhatlisi de bu. İyisi de bu, dengelisi de bu. Çünkü evde denge olunca hayatta da denge oluyor. Memlekette de denge oluyor. Ben niye bu kadar kadın hakları, kadın kendi parasını kazan derdindeyim? Evdeki borusu erkek kadar ötsün ve de denge olsun diye. Bir de çocuklar doğru rol modeli görsün diye. Eğer çocuklar çalışan bir anne görürlerse sonra ileride zaten evde oturmayı yeğleyen bir kadını seçemezler bile. Böyle bir şey onların lügatında olmaz. Son zamanlarda müthiş derecede kadınlara yükleniliyor. Bu erkekleri siz büyütmediniz mi? Bu erkekleri siz doğurmadınız mı? Bu erkekleri siz eğitmediniz mi diye. Pardon, bu ülkenin erkekleri, son 50 senedir savaşa mı gitti? Onlar yok muydu meydanda? O babalara ne oluyor? O babaların hepsi mi 24 saat çalışmaya gidiyordu? Bir aile dediğin iki kişi, anne ve babadan oluşur çocuğunu büyütürken. İkisi aynı derecede sorumlu bence. Son zamanlarda var ya şimdi bu moda devamlı, bu erkek çocuklarını anneler büyütüyor diye. Hiç katılmıyorum buna. Hiç katılmıyorum. Çünkü rol modeli asıl erkek. Peki. Rol modeli kadın değil ki. Leyla. Rol modeli kadın değil. Onun için bu kadına yüklenmeyi, bu kadının üstüne varmayı, bu erkekleri de kadınlar yetiştiriyor denmesine tamamıyla karşıyım. Peki siz kendi arkadaş çevrenizi etkilediniz mi, değiştirdiniz mi? Onlarda durum nasıl? Nasıl tecrübeler yaşandı? Ben etkilediğimi düşünüyorum. Şimdi geri dönüp baktığımda mütevazılığı birazcık bir tarafa koymam gerekiyor galiba. Çünkü çok uzun sürdü, çok çaba gösterdim. Ama artık etkilediğimi düşünüyorum. Bir, kız kardeşlik konusunda, yani kadının kadına destek olması konusunda. Bunu snobe edenler artık etmiyorlar. Yani hatta destek vermeyen kadınlar bence out. Tamamıyla. Kıskançlık yapan kadın out. Out. Ve destek vermeyen. Yani eğer bir kadın başka bir kadına destek verebilecek konumdaysa, durumdaysa, bir kız kardeşlik gösterecekse, bunu yapmıyorsa bence dışlanan bir konumda. Sisterhood, yani kız kardeşlik kavramını da getirdim. Getirdik. Artık var. Ve mutlaka kadınlar kadınlara artık mentorluk yapıyor. Yol gösteriyor daha gençlerine. Ve mümkünse onların tanıtımına fayda gösteriyor. Ben niye sosyal medyada bu kadar aktifim? Bir çıkarım mı var o tanıttığım insanlardan? Yok. Bu bana manevi bir zevk veriyor. Çünkü ben başka kadınların başarılı olmasında bir rol oynuyorum. Bunun verdiği zevk milyonlarla ölçüşemez. Bana manevi tatmin veren şey bunlar. İyi bir şey yapıyorsa o kadın, tanıtımı olsun. Benim bir katkım olacaksa da helal olsun. Leyla Hanım, aslında sormaya çalıştığım şu. Bu kadın meselesinde, kadınların ezilmesi meselesinde sınıfsal bir fark var mı? Yani zengin kadın da eziliyor, üst sınıf kadın da eziliyor, işte fakir, daha dar gelirli kadınlar da eziliyor mu? Yoksa daha üst sınıf kadın, hayır ben güçlüyüm, kendimi de ezdirmiyorum mu diyor. Şu an durum nasıl? Bence bu ezilmenin sınıfı falan yok. Yani parası pulu da olsa, mesleği de olsa, eğer o çift, o evin içinde çok kişi ezilebiliyor. Yani devamlılığını sağlamak üzere o evliliğin veya boşanmamak adına veya çocuklarını korumak adına veya kendisi adına utandığı için öyle bir kişiyi seçmenin verdiği utanç bile onu dile getirmemeye yeterli bana sorarsan. Ya hatırlıyorum, siz bir yazınızda şey demiştiniz, daha çok eğitimli, yani çift üniversite bitirmiş kadınlar bazen şiddet gördüğünde daha da sessiz kalabiliyorlar utandıkları için, bunu dile getiremiyorlar. Tabii ne kendilerine ne de eşlerine yakıştırabiliyorlar böyle şeyi. Bir de çoğunlukla kimse inanmaz oluyor çünkü inanılır gibi değil bunlar, inanılır gibi olmadığı için. Son zamanlarda dile getirildiği ve her kesimde olduğunu artık herkes anladığı için daha çok inanılır oldu. Sizin şaşırdığınız yakınlarınızdan vakalar oldu mu? İsim istemiyorum ama ah o adamı da ben o arkadaşımı da çok iyi bilirdim ama o da karısına çok kötü davrandığınız, iş dünyasından isimler oldu mu örneğin? Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. Hiçbir şey ne şaşırtıyor ne de şaşırtmıyor. Ne diyeyim size? Şaşırtmıyor çünkü evin içinde veya insanın kendisi, her ilişki unik, yani tek. O kişilerin çocuklarıyla, yakınlarıyla, eşleriyle olan ilişkilerini bilemezsiniz. O kadar janti, efendi, hassas gözüküp duyarlı insanlar hakkında Instagram'dan bile o kadar garip şeyler, mesajlar geliyor ki bana. Yani o kişi hakkında hani zarar görmüş birisi yazabiliyor. Elbette ben bunu kesinlikle ifşa edecek durumda değilim. Fakat meğer o da falan oluyorum. Yani onun için ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Çok güzel söylemiş Mevlana. Siz hiç bu anlamda ezildiniz mi? Leyla Alaton erkekler tarafından ezildi mi? Hem iş hayatında hem aile hayatında. %100 ezildiğimi düşünüyorum. En çok hangi dönem ve kim tarafından? Her dönemde belki en az, gittikçe daha az eziliyorum elbette. Çünkü birazcık da insanın öğrenip ders alması lazım. Ben o döneme geldim diye düşünüyorum. O da bir farkındalıkla geldi. Yani ben 25 yaşımda da eziliyordum ve bunu çok iyi biliyordum değil. Yani ailedeki erkeklerin tercih edilmesi noktasında veyahut da bazı şeyleri yutma, alttan alma, baş eğme, yani buna karşı gelmeme konusunda iş dünyasında özellikle çok şeye göz yumduğumu şimdi geri dönüp baktığımda idrak ediyorum. Hatırladığınız, ah o gün keşke kendimi ezdirmeseydim dediğiniz bir anınız var mı? Mesela çok güzel bir aslında bir anekdot. Fuat Süren rahmetli bir marka parfümüne getiriyorlardı. Sabancı Korusu'nda bir davette ben içeri geldiğimde hoş geldin agresif kadın dedi bana. Ya ben herhalde yer yarılsın ve içine gireyim oldum. Ben agresif nasıl olabilir? Hayır Fuat Bey dedim, agresif değil. Assertive, yani düşündüğünü söyleyen kadın demek istediniz herhalde dedim. Agresif negatif, kötü bir şey agresif olmak. Agresifin içinde öfke var, kızgınlık var, mutsuzluk var bana sorarsan. Geçmişte babamı ben feminist yaptım demiştiniz İshak Alaton'u kastederek. Ve biraz böyle baktım, hiç annenizle ilgili pek bir açıklamanızı görmedim. Margaret Hanım'la babanızın ilişkisi nasıldı ya da İshak Alaton siz onu feminist yapmadan önce nasıl bir adamdı? Şöyle, annem sanat okumuş ama ülkeye gelince, yani Türkiye'ye gelince bunu yapamamış. Ama kendi çapında işte şey yapardı, resim yapardı. Yani bir rol bölümü vardı ama hiçbir zaman için bir despot baba, sadece karar veren o dedik bir mizacı olmadığı için babamın ben sadece bir rol paylaşımı olarak gördüm. Kaldı ki annem babamın ilerlemesinde son derece önemli bir rol oynamıştır. Son derece. Bildiği lisanlarla, yurt dışı ilişkilerinde o aileyi, o şirketi temsil etmekle, yani bir insan ille de bağırmak zorunda değil yaptıklarını. Varlığı bile yeter göstermeye ve annem bizi yetiştirdi aslında. Ne kocaya, ne kardeşe, ne babaya, ne çocuğuna elini açmayacaksın, bir meslek sahibi olacaksın, ne olursa olsun diyen annemdir önce. Bu yani çok sorulmadığı için annemin bahsi geçmiyor. Annem bugün evden çıkmıyor. Hep benim yanımda ve ben çok mutluyum onunla yaşadığım için. Ne güzel sizin için. Leyla Alaton yıllardır ben feministim diye dillendiriyor. Ama böyle feminist söylemde der ki şu an çok erkek egemen bir sistem var. İşte ister Başbakan Tansu Çiller ol, ister Leyla Alaton ol, işte ezilirsin. Ve ezilmemek için de biraz erkek gibi olman lazım. Bu erkek gibi olmak meselesi üzerine biraz tartışmak istiyorum. Çünkü Leyla Alaton bu dünyanın içerisinde biraz erkekleşerek mi böyle kaldı? Yoksa kendi kimliğiyle mi ayakta duruyor? Bilmem, sizce benim erkekleşmiş bir halim var mı? Ben kendimi gayet kadın dişi buluyorum. Hiçbir zamanda öyle bir şeyim olmadı. Öyle bir role bürünme ihtiyacı hiçbir zaman olmadı. Çünkü sevgili Kübra, işlerin, paranın, iş hayatının bir cinsiyeti falan yok ki. Yani bu kadınlar ve erkekler diye ayrılan bir şey değil ki. Bu konuşularak yapılan bir iş. Onun için bunun kadını erkeği yok. Yani bir şeyin varlığını kabul ederseniz ona göre, ben öyle bir ayrım olduğunu hiçbir zaman düşünmediğim için ona göre de davranmadım. Yani bana acayip geliyor böyle bir ayrım yapılıyor. Hayır, erkekleşmek gerektiğini duyuyor bile olmak. Hiçbir şekilde buna gerekmiyor. Tam aksine yani kadın olarak iş hayatında olmanın sadece ve sadece farklıyız ama eşitiz noktasından yaklaştım. Feministler bazen size kızıyorlar. Geçen bir programda biraz argo kullanmıştınız. Evet. Retip ceza yazmasa ben de söyleyeceğim o lafı ama... Aman sakın ha. Bu sözlerinizden dolayı çok erkek egemen bir dil kullandığınızı söyleyerek kızıyorlar. Haklı olabilirler mi? Herkes istediği gibi düşünsün. Yani farklı kadınların daha güçlü olduğunu belirtmek için bir erkek organıyla durumu izah etmiştiniz. Bu işte bir erkek dil olarak eleştirdiler. Vallahi hiç farkında değildim onun bir erkek dili olduğunu. Bundan sonra kullanmamaya özen göstereceğim. Söz veriyorum kendilerine ama en az kendileri kadar mor ve feministim. Bundan şüpheleri bence yok. Peki, çünkü bu kelimeyi bile tanıtmakta faydam olduğunu düşünüyorum. Nasıl öbür türlü düşünebilirim ki? Yani aynesi iştir kişinin. Böyle bir şey en azından bana söylenemez diye düşünüyorum. Kaldı ki dilimizdeki deyimlerden biri bu. Onun için bu cesaret sembolü olduğu için cesaret göstergesi veya bir söylediğini sakınmamak olduğu anlamında kullanıldığı için ben bunu kullandım. Peki. Alarko Holding'deki üst düzey kadın çalışan sayısı nedir? Üst düzey kadın çalışan sayısı çok azdır. Niye? Çünkü Alarko'nun yaptığı işler çok erkek işlerdir. Ne demek bu? Erkek iş diye bir şey mi var? Söyleyeceğim. Erkek işi derken şantiye işi, dünyanın ücra yerlerindeki işler, kadınların pek meraklı olmadığı ama şimdi yeni kadının da şantiyeye ben de giderim dediği işler. Eskiden öyleydi. Şimdi çok daha farklı. Kadın mühendisleri destekliyoruz. Zaten Alev olarak yani Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı olarak kadınlara, kızlara ve mühendislik okumak isteyenlere bursumuz var. Benim de onlara özel bir doğrusu burs verirken kendi burslarımı verirken özel bir pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü bence mühendis, kadın ihtiyacımız çok fazla. İshak Alaton deyince aklımıza siyaseten işte Kürt meselesinde azınlık haklarında, demokratik haklarda derdi olan, basın özgürlüğünü savunan, bir demokratik değerleri savunan bir İshak Alaton geliyor. Leyla Alaton bu anlamda nerede duruyor siyaseten? Babam özel bir adamdı. Dünyayı o düzeltecekti. Tabii ki Türkiye ile başlıyordu buna. Kendi çapında. Fakat özel bir adamdı. Sevgi dolu bir adamdı ve herkesin iyi olduğuna ve iyi olduğuna inanıyordu. Yani çok naif ve saf bir tarafı da vardı doğrusunu isterseniz. Şimdi geriye dönüp baktıkça daha da iyi anlıyorum. Yani ne kin tutar, ne birine kızar ve herkesi daha iyi yapma peşindeydi. Ben de onun aslında en büyük projesiydim. Yani beni de mükemmele yakın yapmaya çalıştı. Her zaman için. Beni çok eleştirdi yani. Son güne kadar eleştirdi. En çok neyde eleştiriyordu? Her şeyde, ne bileyim, her şeyde. Toplantılardaki konuşma tonlamamdan, yaptığım eleştirilerden, söylediğim şeylerden hep eleştirdi beni. Yani hep daha iyi olayım diye ama. Peki Leyla Alaton siyaseten nerede duruyor? Daha apolitik biri mi yoksa onun da bu tür meselelerde derdi var mı? Babam hiç politik değildi ki. Babam insan hakları savunucusuydu. Herkesin birleştiği noktadaydı. Babam politik falan hiç değildi. Peki siz? Yani ben de öyleyim. Ben insan hakları olduğu sürece herkese aynı uzaklıktayım diye düşünüyorum. Yani babamın devamıyım aslında. Çünkü o daha iyi bir dünya, çok daha iyi bir Türkiye, çok daha dengeli bir toplum merakı vardı. Onun için kendi çapında tabii bir şeyler bildiklerini... Ama babanızın bir aktivist tarafı vardı. Yani sizce ben aktivist değil miyim? Peki öyle misiniz? Öyle değil miyim? Ben sorayım. Mesela Türkiye'de özgürlükler konusunda bir sorun olduğunu düşünüyor mu Leyla Alaton? Elbette onun için buradayız zaten. Kadınların daha özgür olmasını istiyorum. Kadınlar özgür sadece kadın başlığı mı? Yani demokratik, siyasi anlamda. Hayır, benim konum kadındır. Ve kadın zaten birçok şeyin temelindedir. Kadın bilinci, kadının bilinçlenmesi her şeyin başı. Kadın uyandı mı her şey hallolacak. Yeter ki o uyumayı seçen kadınlar uyansın. Niçin buradayız? Bunun için buradayız. Peki çünkü bu özgürlükler meselesi çok tartışılıyor Türkiye'de. İşte son günlerde örneğin Hülya Koçyiğit çıktı, dedi ki bence herkes, bir özgürlük sorunu yok. Hatta herkes fazla özgür dedi. Kim isimler de çıktı, ona tepki gösterdiler. Hayır, şu an özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda sıkıntı var dediler. Leyla Alaton ne düşünüyor örneğin bu konuda? Ben insanların böyle birbirine çarpıtılması, böyle birbirine düşürülmesi ve yine böyle kulüpleşmesine çok karşıyım. Ve orada çok büyük bir zarar gördüğümüzü düşünüyorum. Onun için taraf tutmaya son derece karşıyım. Birisinin yanındayım, öbürünün yanında değilim dedirtemezsiniz bana. Ve dedirtmeyecek kimse. Çünkü bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu tam aksine yapıcı değil, yıkıcı. Onun için bu konuda çok kesin kararlıyım. Böyle bir tuzağa düşmemek için. Son dönemde ama bazı olaylarda var ki yani bir görüş beyan etmek bazen gerekebiliyor. Örneğin mesela tutuklu gazeteciler konusu çok tartışılıyor. Kimileri diyor ki tutuklu gazetecilerin olması Türkiye demokrasi adına kötüdür. Kimileri de diyor ki hayır, onlar gazeteci bile değildir. Bu tür tartışmalarda, örneğin bu tartışma örneğinde Leyla Alaton nerede durur? Leyla Alaton'un yeteri kadar bilgisi yok bir yorum yapacak kadar. Bir, hukuk bilgim yetmez. İki, onları o kadar yakından ve bütün geçmişlerini bilmiyorum. İshak Alaton deyince benim aklıma o meşhur TÜSİAD toplantısı geliyor. 2014'te çıkıp o büyük konuşması. Dün bir daha anmak için böyle bir tekrar okudum. 1997'de Bülent Tanır'ın raporunun dağıtılmamasına büyük tepki göstermişti ve o tarihi konuşmada da demişti ki artık TÜSİAD, bugün TÜSİAD uyandı, demokrasi TÜSİAD'a geldi demişti. TÜSİAD sahiden uyandı mı? Leyla Alaton TÜSİAD'ın şu anki duruşunu nasıl görüyor? TÜSİAD tabii babam kadar hızlı olamadı. Yani babam çok daha öndeydi diyeyim. Demokratik değerler açısından mı? Her bakımdan. Yani babam daha vizyoner, daha sabırsız belki. Daha aculdu. Yani daha hızlı olsun her şey. Bir an evvel olsun. Hep beni suçladığı şey de aculluktur aslında. Ama kendisi asıl öyleydi. Armut da dibine düşüyor. Ne yapalım yani? Bir an evvel olsun, bir an evvel yapalım noktasındayız ikimiz de. Ama o da halbuki kurumlar bu kadar hızlı olamayabiliyor. TÜSİAD da aslında öyle bir durumdaydı. TÜSİAD mantal mı demek istiyorsunuz? Hayır, idi. Şimdi değil, bugün değil. Ama zincirlerini yağlaması, hız kazanması için gençleşmesi gerekiyordu. Bugünkü yönetime bakın, ne kadar genç. Bugün sadece zaman aldı babamın söylediğini gerçekleştirmesi. Yahu bu sene oldu iş insanları. Babam onu söyleyeli 15 sene oluyor. İş adamları lafını değiştirelim diye. İş kadınları, iş insanları. İş insanları olsun diyeli en az 10 sene oluyor. En az. Ama işte dediğim gibi babam erken öten horozdu zaten. Onu öyle adlandırıyorlardı. Yani erkendi. Hep böyle... Bu ona zarar verdi mi? Yanlış anlaşılması için onu sevmeyenlere çok iyi malzeme oldu. Halbuki o sadece iyi niyetliydi bana sorarsan. Ama dediğim gibi o zaman için erken öttü. Leyla Hanım, siz geçen yıl şirketlerinizdeki bazı çalışanların FETÖ'cü olabileceğine dair bir suç duyurusunda bulunmuştunuz savcılığa. Bu davranışınızın nedeni böyle FETÖ'yü gerçek bir tehdit olarak görüp oradaki mücadeleye destek vermek miydi? Yoksa işte kayyum atanması süreçleri vesaire oluyor şirketlere yönelik. Buna karşı bir sürecin önünü kesmek, bir önlem almak mıydı? Niçin böyle bir başvuru yapmıştınız? Büyük bir haksızlığa ve kötü olaylara sebep olan yöneticilerimiz oldu. Onu da ifşa etmek hem kendimizi korumak adına hem de memleketi korumak adına bir mecburiyetti, bir istekti, bir gerçekti. Yöneticilerimiz dediniz, üst düzeyde de var mıydı? Üst düzey elbette, altı bilemem zaten, üst düzey olduğu için. Bunu daha fazla konuşamam çünkü hukukçularımız hakkında, buna izin vermez. Peki o süreç devam ediyor mu? Tabii bu süreç ediyor. Sonunda tabii işten çıkarılanlar oldu mu? Bu süreçte. Çoktan onlar ayrıldı zaten de bu süreç zaten yeni daha başladı incelenmeye ve bu farkındalıklar yeni geldi. Peki grubunuza nasıl katılmışlardı? Bir çeşit sızma mıydı yoksa işe mi alınmışlar? O hikaye nasıl? Bilemiyorum. Zaten yeni altyazıları okuyoruz, anlıyoruz. O Alarko'nun dışında Alvimedika şirketinde zaten bu yani Alarko halka açık bir şirkettir. Orada böyle bir konu mevzu bahis değil. Alvimedika aile şirketi. Sadece iki kardeş olarak sahibi olduğumuz, babamın kurucusu olduğu medikal cihaz şirketinde bu konu geçerli. O da dediğim gibi yeni farkındalıklara geldiğimiz için, yeni anlayabildiğimiz için bazı şeyleri bu kadar zaman aldı. Peki. Fark edince korktunuz mu, ürktünüz mü? Elbette. Ama çok şeyinde birdenbire farkına anladık yani niye neyin ne olduğunu anlayamadığımız şeyler birdenbire... Neyi anlayamamıştınız? Bir tür tezgah mı kurmuşlardı? Ne gelmişti? İnanın bana hukukçularımızdan azar işitmek istemiyorum. Peki. Babanız bir dönem böyle Fethullah Gülen'le ilgili övgü dolu sözler söylemekle açıklamalar yapmıştı. Ve bazı iddialar var babanızla ilgili arada bir ortaya atılıyor. Deniyor ki mesela ABD nezdinde girişimde bulunarak Gülen'in Pensilvanya'ya yerleşmesinde ve yeşil kart almasında yardımcı oldu İshak Alaton. Böyle bir durum var mıydı? Benim bildiğim kadarıyla yoktu. Benim bildiğim kadarıyla kesinlikle yoktu. Çünkü babam her zaman için bütün yabancı gazetecilerin, elçilerin, konsolosların ilk çaldıkları kapıydı. Yani benim babamın özelliği Türkiye'nin tanıtımında o kadar kendini görevli bir elçi olarak görürdü ki bütün yurt dışından gelen misafirler veyahut da Türkiye ile ilgili bilgi almak isteyen dünyanın önemli gazetecileri, yani bunlar Wall Street Journal, New York Times vesaire gibi gazetelerden bahsediyorum, mutlaka babama bir uğrarlardı. Yani babam kendini hakikaten tek başına bir tanıtım bürosu olarak çalışan bir kişiydi ve en sevdiği şey de insanları doğru kişilerle tanıştırmaktı. Yani çok kişiye, çok kişiden randevu alıp bir araya getirmiştir. Hakemlik de çok yaptı. Mesela yurt dışı şirketi, bir Türk şirketini dava ediyor. Milyonlar tutacak, bir sürü davalar olacak, bir sürü hukuk bürolarıyla çalışılacak. Hayır, o kadar dürüst ve adil bir noktada dururdu ki büyük bir güven kazanmıştı ve o taraflara adil, tarafsız yaklaşacağını bildikleri için herkes onu hakem olarak da kullanırdı. Peki, yani bu konuda onun bu saflığının iyi niyetini kötüye kullanmış olabilir mi bu grup? Başkaları olabilir. Bu onu bağlamaz ki. Onların yani bu süreci... insanları nasıl kullandığınız sizi kötü yapmaz ki. Kötüler sizi kullanabilir. Nitekim biz çok kullanıldık. Ben de kullanıldım. Bu beni kötü yapmaz ki. Kim kullandı sizi? Hayır, kullanılmış olabiliriz. Farklı veya farkında olduk veya olmadık. Ama bu beni kötü yapmaz veya onu kötü yapmaz. Anlatabiliyor muyum? Bugün birisi gelip de size Leyla benim aslında en iyi arkadaşımdır. Daha dün akşam beraberdik. Siz beni yeteri kadar tanımıyorsunuz. Nasıl check edeceksiniz bizim beraber olup olmadığımızı? Arkadaşlık seviyemizin ne kadar olduğunu? Çok saf teoriyiz. Yani her şeyi söylendiği gibi hiç sorgulamadan kabul ediyoruz. Bu anlamda babanıza haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? %100 haksızlık edildiğini düşünüyorum. Peki, sadece babam demokratik olduğu için, doğruların yanında durduğu için onun sözleri son derece saptırılabilirdi. Çünkü o doğru olmayan bir şeyi zaten üstüne hiç yorum bile yapmazdı, biliyor musunuz? Özelliği oydu. Kendini koruma şekli buydu. Evet, 2015'te... Hiç yani muhatap olmazdı kendisiyle ilgili atılan palavralarla ilgili. Yani nasıl kendini savunmayacak mısın falan dediğimde gerçekle alakası yok ki bunun derdi. Yani ben çok ders aldım bundan. Ben de kendi enerjimi yalanlamalarla mı harcayayım, ileri gitmekle mi harcayayım? Bu bir seçimdi. Babamdan bunu da öğrendim. Gerçek dışı olan hiçbir şeyin üstünde durup da kendini savunma falan gereğini bile görmedi. Peki 2015'te soruşturma açıldığında tepkisi ne olmuştu bu anlamda? Ne soruşturması? Bir FETÖ soruşturması açıldığı doğru değil mi İshak Bey altında 2015 yılında? Hatırlayamadım. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda tabii babanız Eylül'de kaybettiniz. Sağlık durumu nasıldı bilmiyorum ama nasıl bir tepki vermişti? Olup bitenin farkında mıydı? Son derece üzgündü. Daha yeni zaten Almanya'daki tedavisinden galiba dönmüştük veya oradaydık. Hı hı. Ya dönmüştük ya oradaydık. Hı hı. Hayır, dönmüştük tabii, çünkü ben İstanbul'daydım. O da İstanbul'daydı. Daha yeni kanser tedavisi görmüştü. Çok da kendinde değildi doğrusu o dönem. Zaten 2 ay sonra kaybettik. Hı hı. Yani bütün medikal dengeleri zaten birbirine karışmıştı. Yani son dönemde kendi sıhhatiydi derdi olan. Hep konuşmalarınızda kadınlar uyandı. Kadın artık, Türkiye'de kadın artık uyandı ve son 5 yılda oldu bu diyorsunuz. Bu son 5 yılın AK Parti iktidarına denk gelmesinin bir anlamı var mı? Çünkü bu kadın meselesinde de işte son günlerde bu fetvalara Cumhurbaşkanı tepki gösterdi. Ama belli bir kesim de AK Parti döneminde kadın hakları konusunda geriye gidildiğini iddia ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben tam aksini düşünüyorum. AK Parti kadınlar sayesinde oraya geldi. Ve bunu çok iyi biliyor. Ve ben AK Parti'den çok yakın arkadaşlarım var. Ve çok değerli kadınlar bunlar. Çok çok değerli kadınlar ve çok özel kadınlar ve çok bilgili kadınlar ve kadınların rolünü de biliyorlar ve kadınlar bir kere küstü mü bir daha hiç bakmazlar geriye dönüp, bunu da çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla AK Parti döneminde kadın hakları iyiye gitti diyor Leyla Alaton, doğru mu? Hayır, hukuksal olarak yapılan değişiklikleri ben takip etmedim. Lütfen çarptırılmasın sözlerim. Kesinlikle hukuksal anlamda yetkili değilim. Yani Canan Hanım'ı çağıracaksınız bu konuda, ben bilmiyorum. Fakat hep ileri gidiyoruz. Dijital medya olan dünyada geri gidilemez artık. Bu uyanışla benim bütün tezim, kadının uyanması, her kesimde kadının uyanması ve dünyanın artık, unutmayın ki eskiden dünyanın %90'ı açlık sınırında, %10'u iyi yaşardı. Bugün tam aksi. %90'ı iyi yaşıyor, %10'u açlık sınırında. Bu benim bir teorim değil. Geçenlerde Christiane Amanpour'daki beyefendi, kitap yazan, şu anda aklı gelmiyor aklıma. Adı gelmiyor. O söyledi. Yani dünya çok kötüleşiyor, kötüye gidiyor zannedilmesine rağmen tam tersi. Uyanışla, bilinçle o çok zilyoner olanların, kendilerinin bile inanamayacağı paraların oluşmasıyla inanılmaz bir dağıtım, daha çok büyük kitlelere yarasın düşüncesi var. Yine babamı analım. Hatırlarsanız Jack Welch geldiğinde acaba Marx'ı tekrar okumakta yarar yok mu diye sormuştu. Yani bu sınıf farklılığı bizim başımıza dert olacak, dünyanın başına dert olacak. İnsanların arasındaki bu korkunç uçurumlar hiç iyi bir şey değil demek istemişti. O da bu ne garip bir soru demişti. Ama bütün salon babamı alkışlamıştı. İşte yine erken öten horoz. Yine erken öten horoz. Bugün niye Bill Gates zilyonlarını bağışlıyor, vakıflara veriyor? Yok AIDS için, yok çevre için, yok bilmem kadınlar için. Karısı fon kurdu şimdi. 150 milyon dolarlık fon kurdu. Kadınların güçlenmesi için. Girişimci olup kendi işlerini kurmaları, para kazanmaları ve istihdam yaratmaları için. Çünkü böyle bir farkındalık var. Bu da yeni. Bu Melinda Gates'in yaptığı geçen haftanın olayıdır. Yani kadının uyanması sadece ülkemizde değil ki, bütün dünyada öyle. Me Too movement. Yani yok muydu eskiden? Taciz olaylarını artık taciz olayları bu senenin olayı, yani 2017 sonu değil mi? Biz zannediyoruz ki biz çok geride kaldık. Hayır efendim, bütün dünyada böyle bir uyanış yeni. Bu soru belki size daha önce de sorulmuştu ama Leyla Alaton hiç tacize uğradı mı? Tacize uğradım mı? Tabii ki babamın varlığı beni çok korudu diye düşünüyorum şimdi geri dönüp baktığımda. Ama uğradım. Fakat herhalde bir... Uğradım. Çok, nasıl? Onun detaylarına girmeyi düşünmüyorum. Çünkü o başka sorular getirir. Kimdi, neydi, ne oldu diye. Ama yani beni travmatik bir şekilde yaralayan bir taciz hatırlamıyorum hayatımda. Veyahut onun üstesinden geldim diyelim. Ama inanın bana, her genç kızın başına gelmiş bir şeydir. Leyla Hanım, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Sonra bir kapanış yorumuyla burada olacağız. Bir yere ayrılmayın. Leyla Alaton'a veda ettik. Bugünkü programda geçen hafta rapçi Fuat Ergin'le birlikte çektikleri klip vesilesiyle kadın erkek meselesini konuştuk. Leyla Alaton yıllardır bu kadın erkek meselesinde duyarlı olduğunu söyleyen, ben feministim diyen bir kadın. Ama bugünkü programda kimi sorularıma verdiği cevaplar açıkçası beni pek tatmin etmedi. Geçen hafta Hülya Avşar'ın kadın erkek ilişkisine dair sözleri büyük tartışma yaratmıştı, hatırlayacaksınız. Ne demişti Hülya Avşar? Erkek çalışmalı, kadın evde yemek yapmalı, çocuğunu büyütmeli. Kadın çalışabilir tamam ama yine de bu çocuk bakma, yemek yapma işlerinden kadın sorumlu olmalı demişti. Hülya Avşar'ın bu sözleri çok tepki çekmişti. İşte bu sözleri sordum Leyla Alaton'a. Dedi ki, hayır, ben bu konuda Hülya Avşar'a kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Bu meseleler evin kendi içinde çözülmeli. Kimi evlerde böyledir. O evin kendi içindeki dengeye göre değişir. Ben öyle CEO'lar tanıyorum ki dolma yapmayı da seviyorlar, çocuk bakmayı da seviyorlar. İşte bu noktada ben Leyla Alaton'a katılmıyorum. Bence kadın erkek ilişkileri arasındaki dengesizlik, haksızlık tam da bu evin içindeki adaletsizlikten kaynaklanıyor. Onun için Leyla Alaton'u bu konuda tekrar düşünmeye davet ediyorum. Ayrıca siyaset, demokrasi, özgürlükler konusunda da çok açık konuşmadı. Burada da işini, şirketini korumak isteyen bir iş kadınının biraz çekincesi olduğunu hissettim. Belki ileride bir gün bu gömleklerini çıkardığında tekrar konuşursak daha açık ve net konuşacaktır. Bir başka bölümde yine her şeyi böyle dobra dobra konuşacağımız bir başka Açık ve Net'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.